Elimizde bir butanoil-klorür molekülü olsaydı neler olabileceğine bir bakalım. Şuraya çizelim. 1, 2, 3 ve 4 karbon. Büt örneki buradan geliyor. Ardından bir açıl halojenür veya açıl klorür olacak. Ve işte butanoil-klorür. Buna bazı kaynaklarda bütril-klorür de deniyor. Evet, birkaç video öncesinde açıl halojenürü görmüştük. Ne yapıyorduk? Sadece ana karbon sayısını sayıyorduk. Yani 1, 2, 3 ve 4 karbon. Bütan kısmı işte buradan geliyor. Ardından bir açil klorürümüz var. Bu kısımda oil ekini ifade ediyor. Ya da karbon ile bakıp buradaki tüm kısmı bile belirtebiliriz. Bunun bir karboksilik asit türevi olduğunu biliyoruz. Bu bir açil klorür olduğundan burada oil ekinin yanında klorür ifadesi var. Evet, kısacası elimizde bir butanoil klorür molekülü var. Şimdi de butanoil klorür çözeltimiz olsaydı neler olacağını düşünelim. Her bir butanoil klorür molekülü için iki dimetilamin molekülümüz olacak. Şöyle çizmeye devam edelim. Şurada iki metil grubumuz olacak. Biri şurada, diğeri ise şurada. Ayrıca bir hidrojen de mevcut. Şimdi butanoil klorürümüzün her bir molekülü için bundan iki molekül olacak. Kopyalayıp yapıştırayım. Evet, şuraya yapıştırdık. Şimdi bu orandaki maddelerle çözeltimizde neler olacağına bakalım. Üzerinden geçecek olursak bu dimetilimiz. Azota bağlı en uzun zinciri düşünürsek burada berabere bir durum var. Çünkü yapıları aynı. Bunun adı dimetilamin. Tabii bunlardan birini en uzun zincir olarak seçebiliriz. O zaman da ismimiz N-metil metanamin olur. Ama bununla karşılaşmanız çok daha muhtemel. O yüzden bunu aklınızda tutmanızı söyleyebilirim. Ama zaten bu videoda adlandırma ile ilgili değil, yalnızca burada neler olabileceğini ele alacağız. Evet. Öyleyse şimdi elimizde neler var ona bakalım. Burada aminimiz ve şurada da bir açıl klorürümüz mevcut. Son videoda ele aldığımız kararlılık hiyerarşisine bakacak olursak, asetamid tepkimeye girdiğinde bunun asetil klorürden çok daha kararlı olduğunu görmüştük asetil klorür en kararsız olandı. Öyleyse bir açil klorürle başlıyorsak ve amit için gereken bileşenlerimiz varsa bu tepkime muhtemelen amitle sonuçlanacaktır diyebiliriz. O zaman oraya nasıl ulaşabileceğimizi bir görelim. Aminleri incelediğimiz önceki videolardan bildiğimiz bir şey de bunların çok iyi nükleofiller olduğudur. Bu yüzden buradaki karbonil karbona bir nükleofil saldırısı olabilir. Öyleyse bu aminin yani azotun buradaki karbonil karbona bir elektron verdiğini düşünebiliriz. Bu karbonil karbon daha sonra bu elektronu üstteki bu oksijene bırakabilir. Ki başlangıçtan beri zaten elektronu tutuyordu. O zaman tepkimemizin bir sonraki adımı şöyle görünecektir. Önce karbon zincirimizi çiziyoruz. 1, 2, 3 ve 4 karbon. Üstteki oksijene artık tek bağla bağlıyız. Ve bu oksijen artık eksi yüklü. Çünkü ortadaki karbondan bir elektron aldı. Şurada klorumuz halen mevcut. Aslında bunu farklı bir renkte yapayım ki daha rahat takip edebilirim. Evet, klor atomumuz burada. Şuraya ise artık azotumuz bağlı olacak. Şu bağı yeşille yapayım çünkü bağ oluşturan elektronu yeşille göstermiştik. Evet, şimdi de dimetilaminin geri kalanını çizeyim. Aslında burada da üsttekiyle aynı renkleri kullanayım. Evet, iki tane CH3 ve diğer tarafta ise bir hidrojen var. Tabii burada azot ve bir elektron verdiğinden artık artı yüklü oluyor. Evet, bir sonraki adıma geçelim. Şimdi klor oldukça elektronegatif bir atom ve o kadar da kötü olmayan bir ayrılan grup. O zaman ortadaki karbonun bu elektronunu kapmak isteyecektir. O zaman bir sonraki adımda bu oksijenin karbonil grubunu yeniden oluşturacak şekilde bir elektron verdiğini ve aynı zamanda bu klorunda bir elektron alarak klorür anyonu oluşturduğunu düşünebiliriz. Öyleyse molekülümüzü hemen yanına çizmeye başlayalım. Şöyle 1, 2, 3 ve 4 karbonlu bir zincir var. Oksijenimiz tek bağla bağlıydı ama artık burada bir bağ daha oluşuyor. Çünkü buradaki elektron yeniden ortadaki atoma geçti. Azotumuzla olan bağ aynı kalıyor. Tabii takibinde iki metil grubu ve bir hidrojen de var. Elektron vermesinden dolayı azot artık artı yüklü olurken klorsa molekülden ayrılıyor. Ortadaki karbondan bir elektron almasının ardından eksi yüklü olan klorür anyonumuz işte burada oluşmuş oluyor. Evet, elimizde halen dimetilamin molekülü var. Bunların her biri için iki taneye de ihtiyacımız var demiştik. Ama sadece bir tanesini kullandık. Öyleyse diğerini şuraya kopyalayalım. Bu molekül diğer molekülü nötr hale getirmek için burada bulunuyor olabilir. Buradaki kısım her iki yönde de gidebilir. Bu arkadaş o kadar da kötü bir baz değil. Bu yüzden bu hidrojen protonuna bir elektron verebilir ve ardından hidrojen protonunun bu elektronu şöyle göstereyim. Hidrojenin bu elektronu alttaki azot tarafından geri alınabilir. Evet, tekrarlamak gerekirse. Bu her iki yönde de olabilir. Molekülümüzü şuraya çizmeye başlayalım. 1 2 3 4. Karbonil grubumuz burada. Aslında yine aynı renkleri kullanayım. Böylece hangi kısmın ne olduğunu daha rahat takip etmiş oluruz. Evet azota bağlanan yeşil bağımız aynı kalıyor. Tabi azot burada bir proton kaybederek bir elektron elde ediyor. Bu yüzden artık nötr. Bağlı olduğu iki metil grubuysa aynı şekilde kalıyor. Dimetilaminde de azotun kaybettiği bu hidrojeni almış oluyor. Bunu da şuraya çizelim. Azot şöyle. İki metil grubu ve bir de hidrojen var. Şimdi başka bir hidrojen daha elde ediyor. Yani tam şuradaki hidrojen artık buradaki azota bağlanıyor. Hidrojen atomuna bir elektron vermesinden dolayı azot artık artı yüklü oluyor. Tabi etrafta dolaşan klorür anyonunu unutmayalım. Onu da şuraya çizelim. Tabi bunlar birbirlerini çekebilir. Ne de olsa biri eksi yüklü, diğeri ise artı yüklü. Etkileşim kaçınılmaz. Peki, elimizde şimdi neler kaldı? Biraz da adlandırma alıştırması yapalım mı? Açil klorürle başladık ve amitle tepkimeyi bitirdik. Çünkü buraya artık bu azot grubu bağlı. Peki bunun adı nedir? Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3 ve 4 karbon. Yani butanla başlıyoruz. Ardından amit gelecek. Çünkü bu kısım bize amit olduğunu gösteriyor. Yani adımız butanamit olacak. Ancak ne tür bir amit olduğuna bakacak olursak burada azota bağlı iki metil grubumuzun olduğunu görüyoruz. Şöyle başka bir renk kullanarak bunları işaretleyeyim. Azota bağlı iki metil grubu işte bunlar. O zaman buna N virgül N dimetil bütenamit diyeceğiz. Buradaki N virgül N kısmı metil gruplarının buraya bağlı olduğunu ifade ediyor. Bütil grubuna değil. Böylece tepkimemizi en kararlı karboksilik asit türevlerinden biri olan N-endimetil ile sonuçlandırıyoruz. Şuradaki etkileşime bakacak olursak burada oluşan tuz nedir? Şimdi öncelikle burası dimetil. Tabii bu artık dimetilamin değil artı yüklü bir katyon yani dimetil amonyum. Tabii bunu buradaki dört bağın oluşumundan ve artı yükünden anlıyoruz. Şuradaki eksi yüklü anyonu da eklersek burası dimetil amonyum klorür oluyor. Evet, size bu videoda en kararsız karboksilik asit türevlerinin birinden en kararlı olanlardan birine yani butanoil klorürden amite nasıl gidebileceğimizi göstermiş oldum.